Barış, ne gelmiş anneciğim? Ha? Ne gelmiş bebeğim? Açalım mı? Dur açalım. Açalım bir bakalım. Gel. Gel Barış, beraber açalım. Aa, gitti. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Şimdi böyle Adıyaman'dan bir sipariş vermiştim, böyle hurma, üzüm, dut kurusu falan böyle. Ya harika şeyler ya gelmiş. Dut kurusu. Çok seviyorum. Yani kuruturlarken de gördüm. Barış biraz çekilebilir misin anneciğim? Şöyle dut kurusu. Şöyle hurma. Cennet hurması. Böyle bunları göstermek istiyorum. Anneciğim kuyruğunu çık göremiyorlar bizi. Şöyle bakar mısınız? Yumuşacık bir cennet hurması. Böyle yumuşacık. Çok güzel. Böyle ne istediğimi unuttum daha doğrusu. Ha, 2 kilo istemiştim. Evet. Cennet hurması. Ondan sonra üzüm. Bu da arkadaşlar kendileri kurutuyorlar. Gerçekten çok yani doğal. Gittim bu yaz yerlerinde gördüm. Şu anda kuru üzüm. Bir tane baksan tadına ne olur ki? Harika. Vallahi çok güzel. Bu da üzüm. 2 kilo üzüm. Bu da kekik, zahter bu. Bu da ada çayı diye. Daha doğrusu ada çayı diye istedim ama bu değişik bir çay. Belki o yöreye ait, bilmiyorum. Ama bunu benim arkadaşımın annesi de Isparta Senirkent'te yapıyor ve sabahları hep bunu içiyorlar. Bu çayı içiyorlar. Ama ben bunu şu anda herhalde ada çayı diye aldım. Şu anda unuttum ama. Şöyle bir bakalım. Çok da güzel kokuyor. Böyle bir çay. Değişik bir ada çayı. Aslında ada çayı diye aldım. Evet ben bunu. Ama herhalde onların değişikleri var. Kekik de çok güzel. Ben daha önceden de almıştım. Biz bu kekiği zahter, yani bu içiyoruz. Arkadaşlar çayını içiyoruz. Halil Bey korona olduğunda da sürekli bundan içti. Kekik çayı içti. Ve kekikleri de gerçekten dağ kekiği, ilaçsız bir yerlerde yetişiyor. Çok güzel. Bir de şu dut kurusuna bakayım. Şöyle. Çok güzel ya gerçekten. Çok güzel. Bahçemden incir. Yusuf Bey. Yusuf Bey de 27 yaşında bir genç. Maşallah. Yani ben onu zannediyordum ki böyle işte yani belirli bir yaşta yaşını başına almış bir adamcağız zannediyordum. İşte hep alışveriş yapıyorum falan. Bu yaz gittik ziyaretine. Ya bir çocuk karşıladı bizi böyle. Gencecik 27 yaşında, yeni evlenmiş. Evlendiğinin daha 4. günü o gün. Gelinliklerini o gün teslim ettiler. Böyle var ya eşine falan. Ya o kadar seviyorum ki yani. Mukaddes, buradan selam gönderiyorum Yusuf kardeşime de. Yani çok çok mutlu olduk. Onlarla tanıştığıma, böyle bahçelerinde salatalık falan topladık. Dut ağaçlarının altına böyle bembeyaz örtüler sermişler. Onların üzerine dutlar dökülüyor. Kendiliğinden kuruyor. Böyle bir
şey yani bahçelerinde gördük. Yani zaten ilaç falan yok kesinlikle. Hatta bahçeden bizi eve götürdü. Dedi ki dünyanın en güzel evine götürüyorum sizi dedi. Gerçekten yani dünyanın en güzel eviydi orası da gerçekten benim için. Çok da güzel, tatlı bir eş olmuşlar. Allah'ım mutlu mesut etsin inşallah onları da. Böyle malzemelerinden epeydir almamıştım yani alamamıştım. Şu anda nasip oldu. Tabii inciri falan da vardı. İnciri de çok güzel var ama hala şu anda benim köyde de var. Bu da işte hurması. Hurmasını daha önce alıp denemiştim. Böyle bu kadar güzel, yumuşacık bir hurma da sadece bu kardeşimizden gerçekten aldım. Yani daha önce başka yerlerden aldığım hurmalar hep biraz kuru, böyle biraz şey falan olmuştu. Bunlar ilk defa böyle yumuşacık bir hurma. Bir de doğal olduğunu bildiğim için çok güvenerek alıyorum. Üzümü zaten çok seviyorum. Dut kurusunu. Bizim ikramımız da insanlar arkadaşlar bunlar. Yani ben birisi geldiğinde kahvenin yanına, çayın yanına dut kurusu koyuyorum, hurma kurusu koyuyorum, işte üzüm koyuyorum. Yani böyle. Bugünkü nevalimiz bu kadar yani. Şimdi ben biraz sonra salatamı yapacağım. Bunları toparlayayım. Evet arkadaşlar, şu anda kuzu eti yapmak istiyorum bugün. Çünkü bugün benim açlığım biteli 10. gün. Bu 10. günde artık et yiyebiliyorum. Dün balık yedim. Ama her şeyi de böyle yaparken göstermek istemiyorum. Yani hani canı isteyen olur falan. Ama bunu mesela gerçekten ben de hani aylardır neredeyse et yemiyorum. O yüzden bunu bugün hem göstermek istedim. İnşallah hani yapanlar olur. Yani yapabilen olur. Çünkü gerçekten hani et fiyatları da çok artmış. Ben sadece bunu bugün hani ben 10. gün et yiyebiliyorum artık. Yine tuzsuz yiyorum. Yani onu da öyle anlatmak istedim. Şimdi malzemelerim şöyle. Şöyle 750 gram kadar kuzu kaburga. Ondan sonra poşetlerim şöyle. Fırın poşetlerim. Sarımsak, soğan ve patates. Belki çok az da havuç koyabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım yani. Halil Bey de pazara gitti. Pazarda bugün bizim arka tarafta hemen kapalı bir pazarımız var. Oraya bizim köy taraflarından bir pazarcılar geliyor. Halil Bey'in de arkadaşları onlar. Bayağı iyi anlaşıyor. Hep onlardan alışveriş yapıyoruz birçok zaman zaten burada olduğumuzda. Ona yeşillik getiriyorlar genelde. İşte pırasa, ıspanak, karnabahar vesaire böyle. Bugün hem yeşillik alayım biraz dedi hem de şey çok soğuk hava eksi 5 falan pazarda da çok üşümüşlerdir. Onlara da bir çay demleyip götüreyim dedi. Çaycıları var onların ama yani evde götürülmüş çay gibi tabii demletilmiş çay gibi olmuyor yani demlenmiş çay gibi. O yüzden onlara onu götürdü. Ben de dün kabak tatlısı yapmıştım. Halil Bey yesin diye. Hatta bugün sabah pişirdim. Onlara kabak tatlısı da götürdü. Çayla birlikte. Bakalım daha henüz gelmedi. Etimi de arkadaşlar akşamdan şey yaptım. Terbiye yaptım ama tuz, yağ falan koymadım. Çünkü zaten çok yağlı bir kuzu. Yani kuzu kaburga zaten çok yağlı. O yüzden ben sadece çok az böyle yazın kendi yaptığım biber sosum vardı. O sostan koydum. Kekik koydum ve kimyon koydum çok az. Tuz da koymadım. O yüzden
Sadece böyle yapacağım. Yani patatesleri alta koyacağım. Etin yağı ile onlar da lezzetli bir şekilde pişsinler diye. Aslında tuzsuzken çok et yemek istemiyorum ama yani tuza da daha henüz hani yarın geçeceğim ama çok az az başlayacağım yine. Çünkü hiç belli olmuyor. Çok az da tuz alsanız vücudunuz hemen ödem yapabiliyor. Çünkü daha önceden bir kere oldu. Çok sıkıntılı bir durum. Hatta bugün de Halil Bey şey dedi. Ben de dedi biraz şiş hissediyorum kendimi. Biraz dedi şey yapayım. Maydanoz kürü yapayım ben de. O maydanoz kürünü de yarın sabah yaparken göstereceğim size. Nasıl yaptığımızı. Ölçülerini. Vücuttaki ödemi atmak için aynı zamanda. Yani böbrekler için de çok faydalı. Çünkü poşetlerimize birer kaşık yani tatlı kaşığıyla az bir şey un koyuyorum. Poşette ne yaparsak yapalım bu unu koyuyoruz. Yani normalde herkes kuzu etini çok sevmiyor. Yani yağlı oluyor, kokuyor vesaire diye. Ama ben kuzu etini seviyorum. Alıştım da. Yani artık zaten bizim kuzuyu ancak hazmedebiliyoruz. Böyle büyük büyük parçalar halinde koymak istiyorum. Soğanımı da dörde bölmek istiyorum. Çünkü soğanlarım da büyük büyük olsun seviyorum yani böyle büyük büyük olduklarında. Sarımsağı hatta bir tanesine biraz çok az atacağım. Çünkü Halil Bey çok pişmiş sarımsak sevmiyor. Tabii hiç tuz atmıyorum. Yani Halil Bey'e de atmıyorum. O da artık alıştı. Yani neredeyse hemen hemen benimle birlikte hep tuzsuz yedi yani. Çok az atabildi. Attı kendisi. Şöyle üstüne biraz fazla yağlıydı etimiz ama artık ben bilmiyorum biraz da canım da istiyor açıkçası yani hani tuzsuz ama yani yine de böyle bir et yemek dün balığı da yani bayağı bir severek yedim yani özlemişim.
Arkadaşlar Allah kimseye açlıkla imtihan etmesin. Gerçekten açlık zor bir durum. Yani biz bunu tabii ki tedavi amaçlı yapıyoruz ama hani bulamayıp yiyemeyenler falan, gerçekten hani Allah yardımcılar olsun. Yani zor bir durum. Neredeyse 1,5 saate yakında muhtemelen pişecek. Çünkü arada kontrol edeceğim. Bayağı bir yağ. Patatesi biraz bol koydum. Halil Bey çünkü seviyor patatesi. Muhtemelen o etten çok az yiyecek. Çünkü çok fazla et sevmiyor Halil Bey. Ben de aslında seviyorum ama kan grubuma uymadığı için sadece işte ayda bir falan yiyebiliyorum. Evet arkadaşlar, şu anda yemeğimiz fırına girmek için hazır. Bunları bağlıyoruz. Şöyle kağıtları var. Geldin mi anneciğim sen de? Evet arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Şu anda fırından çıkarttım. Tabii biraz fırını bir 15 dakika oldu kapatalı. Ben hemen şöyle bir makas yardımıyla. Poşetlerimizi şöyle. Açarken çok dikkatli kesin arkadaşlar. Çünkü çıkan buharı bayağı bir sıcak. Şöyle. Ben poşetten tamamen dökmek istiyorum. İsterseniz biraz daha az pişirebilirsiniz. Yani ben biraz daha böyle kızarmış seviyorum. Çünkü ekmeksiz yiyorum bunu. Bayağı bir kızarmış. Böyle poşetimizi atabiliriz. Gayet güzel olmuş arkadaşlar. Eline sağlık. Afiyet olsun Halil Bey. Şunu da açalım, servis yapalım. Barış, kokuyu duydun mu anneciğim sen? He? Kokuyu duydun mu? Sen de yemek ister misin? Barış'ta rızkının peşinde geldi. Vallahi patatesler bile kızarmış arkadaşlar, bakar mısınız? Gayet güzel olmuş. Evet, çok güzel kokuyor değil mi oğlum? Şöyle alalım tepsimizde. O sıcakmış tepsimizde.
Böyle arkadaşlar. 17 gün sonra, hatta daha fazla, yani şu anda belki de 2,5-3 ay bile olmuştur yani et yemeyeli. Bugün böyle bir et yiyoruz. İnşallah herkesin sofrasında bulunsun. Herkese afiyet olsun. Bize de afiyet olsun. Şifa olsun inşallah. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.